Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyicilerimiz. Yeni bir Ümmetin Renkleri programıyla daha karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ümmetin her köşesini muhabbetle ve samimiyetle ele aldığımız Ümmetin Renkleri programımızda bugün çok kıymetli bir konumuz var. Ömer Faruk hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Allah razı olsun, elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz hocam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz, bizi kırmadınız. Sıhhat, afiyet versin. Allah razı olsun hocam. Estağfurullah. Eyvallah. Programımıza başlayalım hocam, yavaş yavaş inşallah. Evet, buyurun. Hocam, tarihsel süreç açısından Müslümanların medrese geleneğini sizlerden bir dinlemek istiyoruz. Çünkü bu hususta bir takım bilgi eksiklikleri var. Tarihsel olarak bunu belki anlatmak, bu işin hikayesini de dinlemek izleyicilerimiz açısından güzel olabilir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi ve ba'd. Şimdi tarihsel süreç açısından medreselerin tarihçisi, geleneği, bu gibi konular koca üzerine tezler yazılmış, evet, kitaplar yazılmış, çalışmalar yapılmış konular. Yani bizim 5 dakikalık bir vakit sürecinde bunu özetlememiz bir hayli zordur. Ama çok kısa ana hatlarıyla geçecek olursak, yani medrese geleneği bizde İslam tarihi içerisinde çok kadim bir gelenektir. Eski tarihlere kadar dayandırılır. Bu konuyla alakalı yapılmış çalışmalar genellikle Abbasilerden başlatır işi. Halife Me'mun döneminde özellikle tesis edilmiş olan Beytül Hikme gibi bir takım medreselerden bahis yapılır. Ama tabii bunlar çok böyle göğsümüz kabara kabara bahsedeceğimiz, tarihçesi olarak çok iyi notlarla anabileceğimiz şeyler değil. Çünkü nihai olarak belki kısmi anlamda belki bazı faydalı çalışmalar yapılmış olsa da tercüme faaliyetleri adı altında, Yunan felsefesinin özellikle İslam alemine taşınması ve İslam aleminde de İslami fırka adı altında, tıpkı Mutezile'de olduğu gibi, diğer fırkalara tesir eden, diğer fırkaları etkileyen bazı görüşlerin, yanlış görüşlerin felsefe adı altında ortaya çıkmasına neden olmuş olan faaliyetlerdir diyebiliriz. Fakat sonrasında tabii medrese geleneği böyle devam etmemiştir. Mesela özellikle Türkistan bölgesinde Karahanlılar Devleti'ne baktığımızda orada tesis edilmiş olan medreseler, ondan sonrasında tabii geliştirilen Gazneliler tarafından, mesela Gazneli, evet, Mahmud'un Gazne'de tesis etmiş olduğu, gidip görmüşsünüzdür, evet, mutlaka, evet, ziyaret ettik. Oradaki medrese ve o dönemde tesis edilen medreseler, sonrasında işte daha ziyade Samanilerin Özbekistan tarafında yapmış olduğu medreseler ve orada yetişen, o ilmi gelenekte yetişen birçok ilim adamları var olmuştur, var ola gelmiştir. Bu medreselerde tabii itikadi olarak da mesela Maturidilik o dönemlerde, ondan sonra diğer bölgelerde işte Eşarilik ve İslam itikadını muhafaza adı altında Ehl-i Sünnet itikadını daha sistematik bir hale getirmek bu medrese gelenekleriyle, oluşturulan medreselerle mümkün olmuştur. Ve özellikle Özbekistan tarafı, Horasan bölgesi, Mısır taraflarında o dönemlerde, önceki ve sonraki dönemlerde tesis edilmiş olan medreselerle Hanefilik ve işte Bağdat'ta Hanbelilik, sonrasında işte Mısır tarafında Şafilik gibi bir takım işte Medine bölgelerinde ve Hicaz bölgesinde işte Maliki mezhebinin ve diğer bölgelerde işte dört hak mezhebin yaygınlaştırılması, devam ettirilmesi, insanların amel etmesi, topluma öğretilmesi, sistematik bir hale getirilmesi bütünüyle işte bu tarih boyu devam eden medrese geleneğiyle olmuş olan bir şeydir. Ama medrese dediğimiz zaman hemen aklımıza gelen bir dönem var hocam. Yani gerçekten diyebiliriz ki bu dönem, bu devlet medreseye apayrı bir önem vermiş. Elbette ki onlar da Büyük Selçuklu Devleti'dir. Evet. Osmanlı tabii ayrı, evet, son dönem itibariyle, evet, ama başlangıç itibariyle söylemek gerekirse Selçuklu gerçekten bu hususta milat olmuştur diyebiliriz. Evet. Ehl-i Sünnet itikadının ve ameli mezheplerinin tesis edilmesi ve mezhep, yani medreselerin daha böyle sistematik bir halde olmasının bugüne uzanan medrese geleneğinin belki işte, de tabii, onun için önemli, ilerliyorum. Evet. Yani öncekileri saydık zaten, evet, ama o dönemde var edilen,
oluşturulan medrese sistemi apayrı bir şey. Yani işin diyelim parlama noktası diyebiliriz. Evet. Özellikle de Sultan Alparslan döneminde ve sonrasında Melikşah'ın ikisinin de vezirliğini yapmış olan malum Nizamül Mülk. Evet. Onun tesis ettiği Nizamiye medreseleri. Burada birçok insanlar, Cüveyni Rahimehullah'tan tutun, İmam Gazali'ye varıncaya kadar insanlar, büyük alimlerimiz dersler vermişler. Ve bu büyük alimleri yetiştirmiş olan bir gelenekten bahsediyoruz. O dönemlerde biliyorsunuz yaygın olan bazı fırkalar var. Mesela evet. Batınilik, evet. Bunlardan bir tanesi işte Karmatilik, Şii'nin evet. farklı evet. Şia'nın farklı kolları. Ondan sonra felsefeciler bir taraftan yaygınlık kesbediyorlar. İşte İsmaililer falan derken İmam Gazali dönemini düşündüğümüzde birçok akidevi fırkayla işte mücadele edilmesi gerekiyor o dönemlerde. Peki nasıl böyle güçlü kalemlerle bu kadar farklı batıl fikir akımları bastırılabilmiştir? Bağdat o zaman düşündüğümüzde Büveyhilerin işgali altında. Evet. İlmin merkezi. O dönemde gerek öncesinde işte Tuğrul Bey'in kılıçta olan mücadelesi ve sonrasında İmam Gazali Rahimehullah'ın kalemle olan mücadelesi bütünüyle Ehl-i Sünnet'in galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Eğer o kadar müesses oluşturulmuş, bu kadar bugünkü tabirle profesyonel bir yapılanma, örgütlenme olmasaydı, bu kadar ciddi İslam'ın doğrudan özüne yönelik taarruzların defedilebilmesi, püskürtülebilmesi inanın mümkün olmazdı. Ha, tabii ki İmam Razi Rahimeullah'ın ifade ettiği gibi yani Allah Teala her dönemde bu işin üstesinden gelecek olan dağına göre kar derler ya, alimler evet. yaratmış, sebepleri evet. halketmiştir ve Ehl-i Sünnet itikadı muhafaza edile gelmiştir. Elhamdülillah. Ama Nizamül Mülk'ü burada mutlaka medrese dendiğinde elbette ki anmamız gerekir. Nizamiye medreselerinde. Bir de hocam belki de bu medrese medrese denilen kavramı sadece düz okul olarak düşünüyoruz bugünlerde. Ama öyle biliyoruz ki bu Nizamiye medreselerinden ve sonra yetişen, öncesindeki medreselerde evet, tabii, evet. tabii. Bu Nizamiye medreselerinden birçok devlet adamı da yetişmiş. Birçok komutan da yetişmiş. Belki buralara da değinmek lazım. Yani es-siyasetü şer'iyye tarzında dersler okutulmuş. Evet. Ondan sonra işte edeb-ü dünya ve din tarzında dersler okutulmuş. Ondan sonra el-ahkam-ı sultaniye İmam Maverdi'nin mesela bu tarz dersler medreselerde okutula gelmiştir. Yani şer'i siyaset nasıl olmalı? Devlet adamı nasıl olmalı? Bir İslam devleti kurulduğunda kitaplarda okumuş olduğumuz o fıkhi hükümler, akidevi hükümler toplumda nasıl uygulanabilir? Toplumun sosyolojisini bilmek, örfünü bilmek, bu gibi hususlar medreselerin konularıydı dediğiniz evet. gibi. Ha, günümüz itibariyle tabii medrese çok badirelerden geçtiği için neredeyse Allah demenin yasak olduğu bir dönemlerden gelerek tamamen Arapçanın iptal edilmiş olduğu, yasaklanmış olduğu dönemlerden geçildiği için Bayram Hocam derdi bizim üzerimizden çok dozerler geçti derdi. Aynen öyle. Bu dozerlerden sonra tabii böyle bir ihya hareketi belki oldu. Belli şeyler okutuluyor bugün medreselerde. Bu kadar belki güç getirilebiliyor. İmkanlar bu kadar. Tabii bu imkanlar da elhamdülillah gün geçtikçe gelişiyor. Gelişiyor, çok şükür. Ama eski medreseler böyle değildi. Evet. Şimdi bunun bir parçası olarak da değinmiş olalım. Osmanlı döneminde de hakeza mesela işte İznik'te tesis edilen Orhan Gazi Medresesi'nden tutun. Evet. Sonrasında işte Murat Hüdavendigâr dönemindeki medreseler ve asıl medresenin Osmanlı dönemindeki de parlak dönemi diyebileceğimiz Sultan Fatih dönemini düşünelim. Çünkü bugün medrese tarihçesiyle alakalı yazılmış olan eserler de özellikle Sultan Fatih dönemindeki müfredatlara yapılan işte derslere falan verilen bazı işte okutulan kitaplar falan evet. bunları incelerler. Yani şimdi bir Sahn-ı Seman Medresesi'ni düşündüğümüzde tabii. Fatih Camii'nin oradaki orada sadece şer'i ilimler okutulmuyor. Tabii. Onun yanında coğrafya var, evet. efendim fizik var, işte astronomi var, birçok dallarda yetişmiş mimarilikle alakalı dersler var. Yani medrese bütün bu ihtiyaçları giderebilen bir yapıdaydı o dönemlerde düşündüğümüzde. Sonrasında da böyle devam ede geldi. Yani bugün mesela Yeni İlmi Kelam dönemini falan okuduğumuzda çok ciddi kalemlerle karşılaşıyoruz. Adamlar Batı felsefesini falan da biliyor. Mesela diyelim bir Ahmet Naim Efendi az adam mıdır? Elbette değildir. Ondan sonra Hüseyin Elcis gibi adamlar, sonrasında işte Filipeli gibi
kalemler gibi gibi, yani çok daha Mustafa Sabri Efendiler, Şeyhülislam Mustafa Muhammed Zahid el-Kevseri rahimahullah. Yani bu adamlara baktığınız zaman hepsi farklı yönlerde çok teşekküllü adamlar. Çok doğru. Ama çok aklımıza şu geliyor. Çok hızlı geçtik oraları. Hı hı. Yani bu teşekkülü, bu kadar geniş çaplı olabilmeyi nasıl elde etmişler? İşte bu da Osmanlı'da var olan medrese kültürünün ve eğitim faaliyetlerinin sönük dönemde bile olsa bugüne nispetle ne kadar kaliteli olduğunu gösteren bir şey. Adama bakıyorsun, muharrir adam, Sırat-ı Müstakim'de yazıyor işte, Beyanul Hak'ta yazıyor, birçok yerlerde yazıyor. O dönemin meşhur dergilerinde falan. Evet. Almancası var, Fransızcası var, İngilizcesi var, birçok dili var, Farsçası var, Arapçası var falan. Hani bugün çokça fazla övünülen üç dili olan adam işte entelektüelliğinden geçinmiyor. Halbuki o zaman için bu çokça fazla dil bilen, garbın felsefesine de hakim olabilen ama ayakları sağlam yere basan, akidesini savunabilen, müdafaa edebilen, İslam'ın hakikatlerini onların yüzlerine haykırabilen yüzler görüyoruz. Bu bizim medrese geleneğimizin güçlü olması sayesinde olmuş bir şeydir. Evet. İnşallah bu güç daha da artarak bugünlerde devam eder. Biz İnşallah. O geleneği hiçbir zaman unutmayalım inşallah. İnşallah. Zaten bu programlardaki amaçlar, bu programlardaki konuşmalar da sadece o eskiyi yad edip bir hamaset havası oluşturmak değil. Belki bu programı izleyen medreseli gençler ya biz bugünlere geri dönebiliriz. Bu gücü tekrar elde edebiliriz. Yani keşfi belki kadim yaparak bazı cedid yapmaya çalışmak. Yapmaya çalışmak. Evet. Aynen öyle hocam. Evet. Tam bu noktada o soruya da gelmiş olalım. Yani gençler için medresenin önemi ne? Aileler çocuklarını neden medreseye vermeli? Yani bu hususta şimdi burada tabii soru lazım. Medrese geleneğinden ziyade farklı bir noktaya evriliyor. Niçin? Çünkü günümüzde medrese, hani çok klişe bir ifade olarak bazen kullanılıyor. İşte Nuh'un gemisidir Kur'an kursları için, medreseler için ifade ediliyor ama bunu böyle deyip geçtiğimiz bir cümle olarak değerlendirmeyelim. Gerçekten böyledir. Evet. Yani bakın, etrafta akide tufanı var. Gençlerin imanı çalınıyor. Deizm, ateizm, agnostiklik adı altında ortamlarda, sosyal ortamlar, sosyal medya, farklı faktörler, okullardaki ortamlar, verilen eğitim sistemindeki maalesef bugünkü durumumuz, işte dini şuurun verilmemesi gibi gibi durumlar, birçok durum var. Burada bir çocuk, ben oturup düşündüğüm zaman da hepimizin çocuğu var. Nasıl imanını muhafaza edecek? Bizim yaşama gayemiz imanımızı muhafaza etmek değil. İslam için yaşamıyor muyuz? Akidemiz için yaşamıyor muyuz? Evet. Nasıl muhafaza edecek? Bu ortamda. Bu çocuk daha iman raddesinden geçecek. Ondan sonra bir de وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Ehline, ailene namazı emret, sen de istikamet üzere daim ol diyor. Öyle buyruluyor değil mi ayeti kerimede? Evet. Namaza gelecek iş. İş ameli boyuta gelecek. Oruçtur, zekattır vesaire diğer hususlara gelecek. Ve böyle devam edip gidecek. Bunları nasıl başaracak? Onun için bugün medresede verilen eğitim, bunlar profesyonel konular, biraz teknik konular diyelim tabiri caizse. Ama ikinci soru işin çehresini biraz değiştirdi. Yani biz geçmişte ecdadımızın vermiş olduğu eğitimin kalitesini bir daha bir yandan konuşurken, bugün bir yandan medreselerin birer sığınak olmasını da konuşmalıyız hocam. Evet. Yani çünkü bugünkü konjonktürde maalesef başka bir ihtimal yok. Çocuklarımız dinini öğrenmeli. Dinini öğrenmekten maksat da şu değil. Adam diyor ki ben program aldım işte televizyondan, şunları şunları öğretiyorum işte bilgisayardan, değil. Evet. Dinini öğrenmekten maksat, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuk terbiyesini anlatırken ne buyuruyor? Eddibu evladekum ala thalati hisal. Çocuklarınızı üç haslet üzere yetiştirin. Bunlardan birincisi ne? Hubbi nebiyyikum. Peygamberinizi sevdirin. Sevdirmek çok önemli. Bu medresede olacak bir şey. Evet. O edebi almak, o ahlaka bürünmek, oranın o efendim Kur'an'a, sünnete yönelik olan, Allah Resulü şöyle buyurdu dendiğinde orada ellerin bağlanması ve tazim gösterilmesi şeklindeki o davranışı, o sevgiyi, o ahlakı, o edebi öğrenmesi lazım çocuğun. En dinini muhafaza etmesi. Havasını teneffüs eden çocukta bile mesela, bir değişiklik görebiliyoruz. Bugün onun için medreselerin en önemli misyonunun bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Ondan sonra eğitimi konuşuruz. Eyvallah. Yani medreseler ileriki safhaya götürülebilir mi? Daha farklı dersler verilebilir mi falan? Bütün bunlar konuşulabilecek hususlar tabii. Ama temelde bu mesele. Ama temelde şu anda zaruret olarak gördüğümüz
ve hani ikinci bir ihtimal olarak başka bir şeyi göremediğimiz bir husustur bu. Peki hocam, tam buradan alıp konuyu başka bir coğrafyaya taşısak. Evet. Bugün Türkiye'de elhamdülillah her mahallede hemen hemen Efendi Hazretleri'nin de belki gösterdiği hedefle bir medrese var diyelim. Mahallede olmasa bile iki mahallede ilçede, bulabiliriz. Evet. O ilçede bulabiliriz. Elhamdülillah bir şekilde ülkemizde medreselerin sayısı arttı. Talebelerin sayısı belki arttı. Her ne kadar demiş olduğumuz bazı zorluklar vesaire olsa da bu medrese sayısı arttı. Bugün çocuğumuzu bir medreseye göndermek istesek, evladımızı bir medrese bulabiliyoruz kendimize, evet, belki. Onu gönderebiliyoruz. Siz bölgelere de gitmiş bir hocamız olarak Afrika'da çok dolaştınız, çok gördünüz, evet, belki. Oralarda maddi imkanlar kısıtlı, coğrafi koşullar biraz daha zor. Afrika'da ve Asya'da bulunan medreseler oradaki bölge halkı için ne ifade ediyor? Siz buna şahitlik de ettiniz. Evet, güzel bir soru. Neden bu medreseler ve mescitler buralarda daha çok açılıyor? Ben orada İDDEF'in bünyesi altında gitmiştik, aracılığıyla gitmiştik. Yani orada yapılan faaliyetleri, İDDEF'in medreselerini vesaire falan gördüğümde, bizatihi müşahede ettiğimde gerçekten çok farklı duygulara büründüm. Çünkü hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle leysel haberu kel ayan, bir şeyi haber vermek, anlatmak, görmek gibi değildir. Gördüğünüz zaman, evet, ha, iş daha farklıymış diyorsunuz, daha farklı duygular sizi kaplıyor. Şimdi mesele şu, Kur'an-ı Kerim bize aslında çok önemli bir toplumu inşa etmekle alakalı çok önemli bir düstur vaz ediyor, koyuyor. O da şudur, estağfirullah. Huve enşe'ekum minel ardı ve estağmerakum fiha. Bu ayeti kerime aslında toplumu nasıl İslam'ın, Müslümanların, ulemanın, alimlerin, işte devlet başkanlarının, Müslüman devlet başkanlarının İslami idare altında nasıl inşa etmesi, şekillendirmesi gerektiği ile alakalı güzel bir husus içeriyor. Ne buyuruyor Rabbimiz? O sizi topraktan yarattı ve sta'marakum fiha ve o yeryüzünü imar etmenizi sizden istedi. Burayı tefsir ederken İmam Maturidi çok enfes bir cümle kurar. Der ki tevilatında, ce'alekum ummaral ardı ta'murunha li ma'adikum ve ma'ashikum. Ne demektir yeryüzünü imar etmesiniz, etmenizi sizden istedi? Ce'alekum ummaral ard. Sizi yeryüzünün imarcıları kıldı diyor. Yani bu demektir. Hı hı. Rabbimiz ey kullar sizi yeryüzünün imarcıları kıldı. Niçin? Ta'murunha, orayı işte imar ediyorsunuz. Binalar yapıyorsunuz. Lima'adikum, önce ahiretiniz için. Ve ma'aşikum, sonra dünyanız için. Böyle imar edeceksiniz. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bakın İslam devletinin belki ilk tesis edilme süreçleri olarak değerlendirebileceğimiz Medine döneminde oranın başlangıcı olarak ne yaptı? İlk mescidi yaptı. Hemen mescidi inşa etti ve mescit, evet, üzerinden de daha sonra toplumu inşa etti. Evet. Onun için bir yerde bir mescit, bir yerde bir medrese demek sadece bir bina demek değildir. Değil. O bölgedeki, etrafta bulunan insanların gönüllerini imanla ve Kur'an'la inşa etmek demektir. Evet. Çok önemli. Evet. Onun için biz yeryüzünü inşa ederken önce bir evimiz barkımız olsun anlayışıyla hareket etmeyiz. Evet, bu zarurettir, doğrudur, olacaktır. Rızık temini de olacaktır, evet, maişet de olacaktır, her şey olacaktır. Ama önce dinimizi kurtaracağız, önce neslimizi kurtaracağız, evet, zürriyetimizi kurtaracağız, çocuklarımızı düşüneceğiz. Onun için bir cami ve mescit, medrese bina etmek bu demek. Ben onu orada gördüm, Afrika'da da gördüm, farklı kıtalarda da gördüm. Oradaki çocuklar, bölge etrafı, bakıyorsun, gittiğinizde ne doğru, hele kırsala çıktığınız zaman doğru, evet, düzgün bir bina yok ortalıkta. Evet, maalesef. Hiçbir şey yok. O kadar imkansızlıklar içerisinde çocuklarını, kızlı erkekli, tabii ayrı yerlerde okuyorlar. Kızlar, bayan hocalar da okuyorlar. Mahremiyet esasları gözetilerek, aynı Efendi Hazretlerimizin usulü üzere öyle gördük. İşte şu anda da bak karşımızda bir Afrikalı kardeşimiz orada Kur'an eline, evet, almış. Yine Konakri'de yani bulunan işte Mahmud Efendi. Orada yani Kur'an-ı Kerim okumaları, aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadislerini ezberlemeleri, biz oraya gittiğimizde, evet, böyle merasim tarzı şeyler oldu. Evet. Orada dinledik yani. Baktım şimdi biri çıkıyor aşır okuyor. Evet. Biri çıkıyor orada hadis-i şerifler okuyor. Evet. Diğeri ne bileyim farklı beyitler okuyor. Salatlar okuyor. Salatü selamlar falan.
Ya bunlar çok duygulandırıcı şeyler. İşte medresenin bir nesli inşa etmesinin fotoğrafını görüyorsunuz orada. Aslında işte medrese buna yarar. Evet. Budur. Dolayısıyla bunu ıskalamamak lazım. Yani niye Efendi Hazretlerimiz sonrasında ne buyuruyor? Her mahalleye bir erkek, bir kız medresesi inşa edin. Şeriat gelmezse ondan sonra Mahmud'u mesul tutun manasında bir sözü var. Yani bu kaçınılmaz olarak toplumu eğitmek, öğretmek, sevdirmek, Allah'ın hükümlerinin hikmetlerini onlara anlatmak suretiyle İslam'ı olur. Cenab-ı Hak bize tekrardan ikram ve inam edecektir, ihsan edecektir. İnşallah. Bu öyle hayali olan bir şey değil yani. Evet, evet. Burada da onu işte o kıtalarda falan medresenin nasıl toplumu şekillendirdiğini görüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim hocam. Bundan iki ay evvel kadar Burkina Faso'ya gittik. İki ay da değil. İşte Ramazan sürecinde Burkina Faso'ya gittik. Burkina Faso'da çeşitli kariyeleri ziyaret ettik. İşte örnek köyleri ziyaret ettik. Medreseleri ziyaret ettik. Orada bir amcamız şöyle bir ifade kullandı sohbet ederken. Ya dedi, buraya İDDEF gelmeden önce hiçbir şey yoktu. Yani ben de gidip bölgeye baktığım zaman evet yani orası köyün birazcık daha böyle dışarısında kalan bir yer. Hiçbir şeyin olmadığı, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer gibi görünüyor. Bir kariyeye yakın ama direkt kariyenin içinde kalmıyor. Oraya bir su kuyusu inşa edilmiş. Su kuyusundan sonra bir mescid inşa edilmiş, bir medrese inşa edilmiş. Oradaki abimiz şunu söyledi. Ya İDDEF buraya geldikten sonra burası canlandı. Pazar kurulmaya başlandı. Yol geçmeye başladı ve hepsinden öte buradaki medresede verilen eğitimin kalitesinden bölgedeki gayrimüslimler dahi etkilendi ve çocuklarını bu medreseye göndermeye başladı. Ve daha sonra insanlar kitleler halinde Müslüman olmaya başlamışlar. Yani bu gerçekten işte sadece Müslüman olanların ibadetlerini veya itikatlarını muhafaza etmesi değil, olmayanların da biiznillah İslam'a girmesi, ısınmasına vesile olan bir inşa. Evet. İnşallah bu çalışmalar Afrika'nın ve dünyanın manevi kalkınması adına çok büyük faydalar getirecek inşallah hocam. Bu duamızı da etmiş olalım. Peki hocam, İDDEF'in medreselerinde eğitim gören talebeler ilmi faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da hayata hazırlanıyorlar. Bu noktada nasıl bir yol izleniyor? Siz nelere şahit oldunuz? Mesela işte bazı bölgelerde belki dikkatinizi çeken hususlar vardır. Bu noktada da izlenimlerinizi almak isteriz sizden. Evet. Yani şimdi orada gördüğümüz tabii bir fiil biz biraz daha eğitimcilik tarafından meseleye baktığımız için bu kardeşlerimizin sadece işte Kur'an-ı Kerim öğrendiler, elifbadan başladılar, akaidten şunu okuyorlar, bunu okuyorlar tarzında şeyler değil de normal sosyal hayatlarıyla alakalı olan hususlarla da ilgileniliyor, yardımcı olunuyor. Bunu görmüş olduk. Yani belli örnek kardeşlerimiz gösterildi mesela. Oradaki sistemde, işte eğitim sisteminde okumuşlar, yetişmişler. Ondan sonra sosyal hayatta ne vazife alacaklar, nereye gidecekler, hedefleri neler, ne gibi işler yapmak istiyorlar. Bununla alakalı da diyelim bizim oradaki hocalarımızın yapabileceği durumlar, İDDEF'in orada neyi üstlenip üstlenemeyeceği ile alakalı hususlar, bütün bunlar müzakere ediliyor olarak gördük. Böyle bir durumun olması da tabii şu açıdan önemlidir. Yani bir insanı kazanmak demek sadece evet ona ilim öğretmek çok önemli bir şey. Evet. Yani bir insana bir ilim öğrettiğiniz zaman da hani El-Hadaikul Verdiye'de ifade edilir. Ubeydullah Ahrar Hazretleri Herat Kalesi'nin dibinde diyor bir ayakkabı tamircisinden bir kelime öğrendim. O saatten sonra ne zaman ki onunla yan yana yürüsem ben bir iki adım geriden giderdim diyor. Ne kadar ibretlik. Yani ilim hakkının insan üzerinde ne kadar büyük bir şey olduğunu gösteren bir şey. Yani bir insan size bir şey öğrettiyse hani men allemeni harfen fakat sayyarani abden diye Hazreti Ali'den nakledilir. İşte kim bana bir harf öğrenirse beni 40 yıl köle edinmiştir veya köle edinmiştir tarzında sözü var. Bu aslında yani ilim hakkının ne kadar önemli olduğunu gösteren bir şey. Şimdi bu çocuklara zaten bu çatı altında bir ilim veriliyor. Ama bir de bunun artı olarak bu çocuğun evlenmesiyle bir ilgilenmek, ona yardımcı olmak. Ne bileyim filan iş yapacaktır, filan yerde hoca olacaktır. Evet. Onu deruhte etmek,
o konuyla alakalı yol işte göstermek. Zeminini göstermek, yol göstermek, evet. Maddi manevi anlamda biz seni düşünüyoruz. Bak sen bizim ürünümüzsün, mahsulümüzsün, kıymetlimizsin diyerek böyle bir değer vermek, o çocuğun istikametini de Allah'ın izniyle tabii evet. Teminat altına almak anlamına gelir. Evet, evet. Buna Efendi Hazretlerimiz de kaddesallahu sirrahu hayatı boyunca hayatını incelediğimizde yapmış. Evet. Yani her zaman anlatırız değil mi? Camide ders okuttuğu zamanlarda işte birisi geliyor ders halkasını terk edecek. Benim maddi sıkıntılarım var diyor. Ben daha fazla ilerleyemeyeceğim deyince Efendi Hazretlerimiz gidiyor. Hacı annemizin o zamanlarda düğünden işte kalma olan biriktirme altınlarını alıyor. Geliyor o talebesine veriyor. Diyor ki al bunları ama derslere devam et diyor. Şimdi bu gözlerimizi yaşartan bir şey. Evet. Ama bu hem davası adına bir gayret sarf etmektir, ilme kıymet vermektir. Evet. Hem de davası için bir insanı artık kendine bende etmektir. Bende. Davası için tabirini unutmamak lazım. İşte bu maksatla ben bunların yapıldığını da müşahede ettim belli kardeşlerimizle. Birçok bölgede hocam medreselerden mezun olan talebeler, şimdi seviye seviye bu İDDEF'te, ilkokul düzeyinde diyelim ki medreselerden mezun olanlar ortaokul düzeyindeki başka bir bölgeye yatılı olarak intikal ediyor. Orada da bitirenler ihtisas merkezlerine, belirli Afrika'da belirli ülkelerde bulunan ihtisas merkezlerine devam ediyorlar. Oradan da mezun olanlar kendi bölgelerinde ya vazife alıyorlar, medrese açmış oluyorlar ya da İDDEF'in vazifelendirdiği bir başka bölgede hocalık vazifelerine devam ediyorlar. Aslında söylediğiniz gibi bu mesele sürdürülebilir olduğu zaman çok büyük katkılar sunuyor. Biz de bunlara şahit olduk. Elhamdülillah bu inşallah bu çalışmaların vesilesiyle de İnşallah. Afrika'da çok daha güzel işler başarılır. Bütün dünyanın inşallah manevi kalkınmasına katkıda Rabbim o bölgelerde olur. Faaliyet gösteren bütün kardeşlerimizden, bütün ehli sünnet ve cemaat oluşumlardan razı olsun. Amin. Çalışmalarında muvaffakiyetleri ihsan eylesin Amin. Diye dua edelim. Gerçekten Amin. Büyük bir iş. Ülkemizin dışına gayret ediyorlar. Bu şekilde faaliyetler götürüyorlar. Amin. Rabbim hem İDDEF'in faaliyetlerini hem de o kardeşlerimizin faaliyetlerini muvaffakiyette sonuçlandırsın. Amin, amin hocam. Evet. Programımızın sonuna geldik. Tekrar çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadınız. Kısa faydalı bir hasbihal olduğunu düşünüyorum. Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. İnşallah programın devamını da bekliyoruz. İnşallah başka konularla sizleri ederiz. Burada ağırlamak isteriz İnşallah, hocam. İnşallah, memnun oluruz. Çok sağ olun. Sizden kıymetli sağ izleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnız